Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yeni bir Farming Simulator videosuyla karşınızdayız. Ne haber, nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün uzun zamandır beklediğiniz Roleplay'in 5. bölümüyle karşınızdayız. Barış abim yanımda çünkü önemli bir konu var. Onu çiftliğime çağırdım. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce şundan bahsetmeliyim. Haritamız aşırı derecede kastırmaya başladı. Çiftliklerimizi olduğu gibi başka bir haritaya taşıma ihtimalimiz çok yüksek. Bu nedenle çok fazla FPS düşürdüğü için bütün araçlarımızın ekran resmini çekip sattık. Tekrardan yerine koyacağız. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, ağlarla birlikteyiz. Full kadro. Arkadaşlar Discord sunucu linkimiz açıklamada. Şöyle ben bir göstereyim. Sunucuda kaç kişi olmuşuz en son? 15 bin üyeyi geçmişiz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada genel sohbetimiz var. Genel sohbette 15 bin ve üzeri insanlarla sohbet edebilirsiniz. YouTube video duyuru kanalımız var. Videolardan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Photochat kanalımıza oyunlarda ilgili veya gerçek hayatta ilgili çektiğiniz fotoğrafları foto chatimize atabilirsiniz. Sohbet odalarımız var arkadaşlar. İkili, üçlü, dörtlü, beşli ve çoklu müzik odamız. Farming Simulator arkadaşlar üyelere özel birbirinize mod linki verebileceğiniz kanalımız var. FS22 mod linkleri kanalımız var arkadaşlar. Bizim de paylaşmış olduğumuz bütün modlar burada. FS20 mod linkleri, modlar ve toplu modlar burada. FS19 mod linkleri arkadaşlar. FS17'ye nadir atıyoruz ama FS17'ye de mod linklerimiz burada ve FS23 mod linkleri burada. Hatta bakarsanız oyun kanalında iki tane arkadaşımız şu anda oyun oynuyorlar. Aynı zamanda PUBG Mobile, Valorant, ETS gibi birçok arkadaşlar oyunları oynayabileceğiniz ve arkadaş bulabileceğiniz dostane, gerçekten hiçbir şekilde küfüre, kavgaya yer olmayan bir sunucumuzdur. Hepinizi bekliyorum. Videoya devam edelim. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Hoş bulduk. Selamlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Şimdi arkadaşlar videomuza geçmeden önce videomuzu bol bol beğenip ve yorumlamayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet Barış abi. Evet. Modlar olarak ilk günümdeyim ve ilk günümde dün akşam seni aradığım gibi ki Öz abimsin. Byron'un yanına gidip artık bir yaptırım uygulamamız gerekiyor. Biliyorsun ki Sıkıntılar çok büyük. Fiyatları çok yüksekten verdi. Ondan sonra yani ortalığı mahvetti. Buna artık bir dur dememiz lazım. Gidelim. Bir Björn'ü de alalım. Oradan Byron abimin yanına doğru gidelim. Bir konuşalım bakalım. Bir gidelim ya. Sıkıntı büyük. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Vallahi, İnşallah olaylar büyümez. Vallahi bilmiyorum ama elimden geleni ardına koymayacağız ya. Yapacak bir şey yok ki zaten fiyatları çok yüksekten veriyor. Aşırı yüksekten veriyor. Bir de beni dolandırdı. Benden hem şoförlük olarak şey yaptı. Hem şoför paramdan kesti. Hem de biçer duvarı ve valiye yaptırma parası da aldı benden, biliyor musun? Hayır, o var bir de normal ilaçlamada falan. Orada da bir ayaklar yapıyordu, hatırlıyorsun. Bana bildiğin, hatta son farkına varmasın işten geçmişti. Bildiğim buğdayın bir omur buğdaya komple ilaçlama parasıyla denk getirmişti. Yanlış yoldan gelmişiz lan. Şuradan şöyle geri gidelim. Bir örneği de alalım abi. Gidelim evini basalım. Adam gibi konuşalım ya. Konuşa konuşa anlaşırız diye düşünüyorum ben. Ya ben de anlaşırız gibi düşünüyorum ama bu aralar yani sert yapar gibi geliyor. Çünkü sinirlidir şu an. Vallahi muhtarlık da gitti. Vallahi bilelim. Muhtarlığı ya yapacak bir şey yok. Adil bir seçim oldu. Geldik Björn'ün evine. Şöyle gidelim. Korna bursak gelir mi? Björn! Björn neredesin Björn? Çabuk gel. Björn! Geldim. Nasıl, neredesin selamun ya? Selamünaleyküm. Nereye gidiyorsun lan? Aleykümselam. Hiçbir Bayrağı abiyi ziyaret edecektim. Ya şimdi bak. Fiyatları hakkında. Tamam işte muhtarımız olarak önderlik etmek zorundayım Björn'cüm oğlum. Evet. Şimdi ben gereken konuşmayı yapacağız biz. Konuşacağız. Arkamızda dur. Tamam mı? Geri vites yapma. O biraz parasına güvenerek zenginliğin verdiği ego ve güçle o geri vites yapmayacak ama baskılığı gireceğiz. Geri vites yapma, tamam mı? Gel peşimizden. Olmadı. Şimdi gidelim oraya. Hadi. Keseriz cezasını. Sıkıntı yok ya. Cezasını keselim. Önce normal konuşalım, sakince gidelim. Ondan sonra bakalım tepkisine göre biz de ona göre tepki koyalım. Aynen. Şey, çayın çorban var mı diye bir sorarız ya. Bir çay demlettiririz. Oturup konuşuruz ya. Hadi gidelim oğlum. Björn'ün TR6'sında ne heybetli duruyor lan. Böyle bir şey. Bayrağın evde ne acaba? Evdedir. Nerede olacak? Evde olmazsa kooperatiftedir. O sezon bitti ki. Ekim ayındayız daha. O ekim işleriyle çalışmıyor ya. Sadece hasat işleriyle iş yapıyor. Yapacak bir şey yok. 3 ay çalışıyor. 9 ay yatıyor ya. Aynen öyle. Ya abi adam böyle parayı buluyor ya. Evde mi kooperatifte mi? Evdedir büyük ihtimal. Geliyor mu lan? Geliyor tamam. Gel abi dön buradan. Kaçta gidiyorsun öyle ya? Benim traktörüm Allah 60 basıyormuş lan bu. Küçük bir tabelaya dokunduk ama sıkıntı yok. Yaptırırız arkadaşlar. Yok, buranın ağası da paşası da bu saatten sonra benim abi. Geldi. Kapısı açık lan bunun. Bir yere mi gidecekti acaba? Kıştır abi. Evde mi kapıyı acaba? Kapıyı çıkamaz.
Bayram. Bayram yine gel buraya. Bayram. Efendim. Abi bu ne lan, korku filminden gelir gibi geldin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun Bayram? Az bir kestireyim dedim, kornuya basa basa geldim, uykudan ettin beni ya. Ya bir şey yok, çayın var mı çayın? Gel azıcık iki muhabbet edelim gel. Ne var çay, mı çayın? Çoluğu çocuğu, çoluğu çocuğu ilçe ile gönderdim. Aleyküm selam kara çocuğu. Nereye gönderdin? İle gönderdim ile. Şimdi Bayram. Şimdi muhtar olarak bir tebrik etmeni çok bekledim. Sonuçta adil bir şeydi. Ne demek ne tebrik? İkimiz de hani ne kadar da olsa aynı ilçe için uğraşıyoruz yani. Geyve için uğraşıyoruz. Ben Barış abi masaya oturmadın. Ha ne diyeceksin söyle. Şimdi Bayram otur şuraya, karşımıza otur. Barış abi masanın üstüne in lan, sandalyeye otur. Şimdi bak Bayram. Biz oturduk konuştuk, köylüce karar verdik. Önce olarak geldik sana. Ben muhtarı olarak konuşmayı ben başlatmak istiyorum. Abi başlat bizi bakayım. Ya açık konuşmak gerekirse sömürdüğü yeter. Yeter abi. Ne alakası var? Ne demek ne alakası var abi? Yaptığın fiyatlandırmalar her şey kaç para? Senin haberin var mı? Gübreyi kaçtan veriyorsun? Biz sen yokken birer palet gübre aldık. Kaçtan veriyorsun gübreyi? Gübrenin çuvalının denesi 1.000 lira. Gübre çuvalının tanesi 1.000 lira. 8'ler aldık 8.000 lira. Onu geçtik. 8.000 lira. Ot pişme makinesini 5.000 lira verdin lan. Normal. Nesi normal abi? Buğdayı benden, buğdayı benden 9'a aldım. Buğday 16'dan gidiyor abi merkezde. Satmasaydın birader. Yulafı benden 5'ten aldın, 15'ten gidiyor yulaf. Ha, satmasaydın. Ne demek satmasaydın? Sağ olsa satmayan oldu ölmeyi mu? Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun? Abi, abi sen demedin mi? En iyi fiyat bende. Bak, bunu, ucuzlayacak ben bu çocuğu döverim ben. O, döverim mi? Yok yok, geri vites yapmıyorum. Döverim döverim hayırdır Bayram? O çocuğun arkasında ben varım. Olabilir. Ne benim demek? Arkamda kim var? Senin arkanda kimse yok. Senin arkanda anca param var. Param var diye her şeyi sahip olabileceğini mi zannettin Bayram? Abi neye geldin? Siz az bir kestirecektin onu. Sen tabii, bu fiyatları düşürecek misin Bayram? Yoksa biz yasal işlemlere başvuru yapalım mı? Ya git kime başvuruyorsan başvur ya. Seninle mi uğraşacağım ben? Ne demek Bayram? Köy olarak kimse sana satmaz. Satmazsa satmasın ya. Benim param bana yeter. Ne benim iş tutacaksın o zaman? Yeter ya. 3-5 fakirin lafıyla ben iş mi yapacağım? 3-5 fakir derken birader hayırdır yani? Sen bizi fakirliğimizle mi ezmeye çalışıyorsun? Böyle sakin olun. Böyle abi bir şey desenize ya. Bir sakin olun. Normal bir çözelim ya. Durun ya. Sanki ben sana zorla satmışım. Öyle bir konuşuyorsun ki üstten üstten. Ayıptır yani. Ya abi kimin buranın evinde, kimin evinde? Kimin evinde kim artist yapıyorsun? Abi mühür kimdeyse Süleyman olur. Mühürü bende. Bu saatten sonra buranın Süleyman'ı benim. La git ne? Ne ol ister Süleyman ol ister Osman ol. Bana ne ya? Ne demek git ister Süleyman ol ister Osman ol? Allah Allah. Fiyatları düşüreceksin Bayro. Bak benim sana son sözüm şu. Bu fiyatları düşürdün düşürdün. Düşürmedin. Düşürmüyorum. Düşürmüyor musun? Düşürmüyorum birader. İşinize geliyor mu? Gelmiyor abi. Gelmiyor. O zaman defol git evimden. Defol gitme. Yürü git evimden. Defol git dedi. Binin lan. Bin abi. Bin. Muhtarım şu an haneye tecavüz oluyor zaten. Yürü git evimden. Bin abi. Dışarı gel bakayım. Dışarı gel. Ne muhtarım? Defol kapıyı git dedi. Kapatmam. Defol git dedi bana lan. Git hadi git. Hadi eyvallah Bayro. Barış abi ben bunu, evet. Ben bunu yanına bırakmam abi. Ben bugüne bugün buranın muhtarı olarak kovuldum. Ben bunu yanında bırakmam. Bunu yanında bırakmam. Ya bu nereye ya, gidecek? Dur. Ağır ol. Çocuğa bir şey söylemem lazım. Björn şunu bir stop edeyim. Bir stop etsene. Björn oğlum akşam saat 9 evet, gibi bizim eve gel, tamam mı? Sorma sebebini. Akşam saat 9'da gel. Tamam. Hadi görüşürüz. Bin Barış abi bin. Sen eve gitme de az ben. Tamam, hadi gidelim. Şey abi kurbanın tamam. Olayım bak. Barış abi ben bu yaşıma kadar geldim. Ya bak geldim. Adam çok hatalı. Tamam mı? Şu adam çok hatalı. Çiğil mutlu da kaybetti. Sıkıntılı durumlar olabilir. Abi sıkıntıysa benim adım da sıkıntı abi. Bugüne bugün beni hiç kimse elinden kovamaz. Abi ben yapacağımı biliyorum. Barış abi gelsene bir. Gel. Bak burada ne var? Hava karardı. Benim motorlu testleri için aldığım ne var? Bak burada benzin var. Gördün 3 bidon. Saat 9 gibi diyorsun gelsin. Yakacağız abi. Bayrağının traktörünün araçlarını yakacağız. Aynen. Yakacağım abi. Abi bu iş sıkıntı. Anlamaz bak, bile ya. Bak başımız belaya girmiş. Nasıl anlamaz? Anlamaz. Sen rahat ol. Anlamaz. Bak Björn, başımız belaya girer ama. Böyle saat, olur mu ya? Saat 9'a doğru geldi. Björn gelmesi lazım. Bu aralar gelmiş olması lazım. Arasana bir Björn'ü. Gelsin bir. Björn. Björn mu? Alo. Björn alo. Alo. Nerede lan bu? Gel. Ne bileyim nereye gittin? Alo yoldayım geliyorum. Gel. Çabuk gel. Bunlar niye açıyor? Sıkıntılar büyüyor işler kötü. Gel Björn gel. Barış abi. Bu iş. Al abi şu sıkıntı ya. Sessizce abi sıkıntı yok halledeceğiz. Al şunu. Allah'ım benim günahımı da Ragnar'a yazdı. Lan dur gitme gel Björn'ü bekle. Gelsin dedi. O şimdi bulamaz. Abi bunu hak etti. Buna beni kovamaz abi. Beni evimden kovamaz ya. Böyle bir şey yok ya. Oğlum niye motorla geldin ya? Gel hop. Garaja sok. Sakla motorunu garaja. Gir. Tobe. Ne oldu abi ya? Sen gel çık. Daha ATM'ye gidecektim ben. Abi içeride kaldım. Çık. Yani içeride kaldım. ATM'si oğlum. Björn, Bayron'un traktörünü evet, yakacağız abi. Evini samanlığını. Al benzin. Ne, abi ne diyorsun bak başıma. Al benzin.
Ya al sen, ben seni koruyacağım. Buranın muhtarı benim. Al benzin. Diyor. Muhtar ne muhtar söyledi? Azmet Feriz geldi. Tamam. Bir şey yok, bir şey yok ya. Sessiz olun, sessiz olun abi. Var yolun kenarından. Fenerleri kapat. Fenerleri kapat. Fener yakma. Al benzin. Abi biz nereye gidiyoruz ya? Hayatım boyunca yapmayacağım bir iş. Abi benim çok ağrıma gitti. Beni adam defol git evinden dedi. Görecek ya, bu, o. Bu çözüm mü ya? Ay, adam bunu karşı yapar anlar. Anlama. Abi ama anlama. En son kimdi kavga ettiğini anlar mı ya? Kavga etmedik abi. Ben yok abi gel ya. Anlamaz abi gel. Bak çok karanlık. Önden bunu yolladım, biz kaçalım. Yok yok gel lan gel. Abi diyorsun eldiven aldın değil mi? Eldiven atayım, parmakız olmaz. Evde mi acaba abi? Dönleri de yapmam lazım. Abi ben. Kapat diyorsun, kendin açıyorsun feneri sen de deli misin? Tamam şimdi kapat. Ağır ağır sessiz. Motoru nerede onun? Allah'ım. Motoru kooperatif değil mi? Bu günahkar kulların affet. Ulan yanlış yere geldik. Kooperatife bırakmış motoru. Evde değil mi? Abi nasıl gireceğiz içeri ya? Muhtarım bizi mahvettin muhtarım. Bir şey yok ya gel. Bileydin sana oyu verin. Diyor. Derden atla kapıyı aç. Tamam tamam. Atla kapıyı. Açamıyorum ben. Bir dakika. Atla. Oh, aç kapıyı. Açamıyorum. Nasıl açamıyorsun oğlum? Şey yapma. Dur lan buradan zıplayamam. Başımız belaya gidecek ya. Ben şöyle bakayım bir yere gideceğim. Zıpla. Gel. Dur ya şöyle yapalım. Barış'a. Benim bidon yok. Atla. Burada iç kısımda. 3x yap. 3x'yi atla. Kapıdan atla. Arkadaşlar Barış yapmaz. Atla kapıdan. Dur atlayacağım. Duyar sessiz. İyiyim. Duyar iyiyim. İyiyim. Barış da gelsin de. Barış abi koş. Arka tarafında. Ve 3-2-1 deyince yakacağız tamam mı? Gel. Nasıl uyuyor? Döktüm benzin. Döktüm. Ben alamıyorum, mümkün alamıyorum. Sessiz ol. Bırak, ikisi yeter. Bırak. Lan sal. Hava. Buna çıkın. 3, 2, 1, yak. Allah'ım. Kaç. Onun yanı iyi bana. Barış kaç. Benim eve koş. Bu gece benim evde geçelim. Abi şüphelenir ama. Lan sus. Yürü. Şu komşuların bahçelerinden. Oğlum gördünüz mü lan? Birileri gördü mü? Yok. Kimse yok. Bahçelerden atla. Gel. Atla gel. Lan çatlıyor. Balkona gel. Oradan buraya. Allah. Ya sana razı olsun. Şunu hemen kapatalım geri. Tamam. Oh, hallettik tamam. Abi ben korkuyorum, ne yaptın? Şimdi bak beyler, evet konuyu dağıtalım. Şimdi bak Ekim ayına geldik. Ağlar tarlalarımızı ektik. Yani diyorum ki ya bir önümüzdeki ay bir şeye doğru gidelim. Ne diyorlar ona? Ben biçer alacağım. Ormana doğru gidelim. Inşallah. Önümüzdeki ay diyorum, önümüzdeki sezon. Ne? Biçer alacağım önümüzdeki sezon. Kredi mi çekeceksin? Bu Bayroş'a pek güvenemiyorum yani. Ne? Çok pahalıdan satıyor her şeyi. Ya onu yok, ayarlayacağız. Ben gerekirse meclise kadar gideceğim. Abi. Yapacak şey yok. Ya biçer ya da balya makinesi alacağım. En azından kurtarsın beni. Ya ben halledeceğim diyorum bak. Şurayı bir atlatalım. Bu geceyi bir atlatırsak eğer sıkıntısız bir şekilde gerisi tamamdır diyorum ya. Ben şu an çok tedirginim. Su bulandı dayı. Sakin ol abi. Benim çoluğum çocuğum var. Şu motoru da ben garajıma sokayım ya. Şöyle ya. Abi sıkıntı ya. Ah bayrağım ah. Şunu parlandı ya. Abi o ses ne öyle? Bütün mahalleye çalıştım herkes uyanıyor. Yok lan, ben kendi evimde traktörümü garaja sokuyorum. Bu gayet normal bir şey. Bunda bir şey yok ki. Abi sen bu önümüzdeki ay kaç siter odun alacaksın? Ya ben bir 10 siter almayı düşünüyorum ya. Barış abi sen kaç siter alacaksın? 10 siter fazla değil ya, senin çocuğun yok, çoluğun yok. 10 traktördeyiz ya, böyle bir siteri 10 metre boyalıyor ya. Ha? Ben de bir yerden siter şeyini duydum, o yüzden söyledim. Yoksa benim bildiğim yok yani. Vallahi sıkıntı yok. Gel la, şunlar kurbanlık senin... olur mu ya? Gelsenize bir. Neredesin? Şu kurbanlıklara bir bakalım. Kurbanlık da. Kurbanlık değil de. Şunu bir tane devirsek mi abi şunu ya, bu akşam karnım acıktı hazır. Yok ben şu işleri bir halledelim, ben size bir tanesini devireceğim, merak etme. Benim mi devireceğim? Ne? Beni mi devireceksin? Yok lan, koyunlardan bir tanesini devireceğim ya. Tamam. Aha gel abi uyuyayım. Ne lan? Koyunum şu iyi bak. Diyor sen ne yapıyorsun oğlum orada? Ha? Ne yapıyorsun orada? Şey biz senin 54-50'ye baktım ya, çok güzel duruyor. Çalsa şey alsam mı? Beyler şey yapalım ya, ufaktan şey yapalım. Anlamadı da galiba, uyudu yandı gitti. Ula ne uyumuşum ya. Yemin ediyorum akşam saat 9 olmuş la. Ula şuraya çıkayım bir civarı içeyim ya. Aç kapıyı. Ulan o motor sesi nereden geliyor? Ulan ne oluyor? Ulan dur hele. Bir arabaya bineyim de bir ofise bir gideyim bakayım ya. Allah Allah. Çalıştır abi çalıştır. Çalıştır. Lan bir koku var etrafta, yanık kokusu gibi ama inşallah hayırdır ya. Gideyim bakayım hele ben. Devam et abi, devam et ya. Muman benim ofisin oradan bir şeyler geliyor ama. Ulan heyecanla ağaca vurdum. Tüh. Lan yanık sesi var lan. Lan traktörü mü yakmışlar? Vay hainler vay. Ulan ben sizin bunu yanınıza bırakırsam. Ulan var ya. Ulan ne hain insanlar var ya. Ulan ben size ne ettim lan? Ulan ben size ne ettim? Ulan sen göreceksin Ragnar. Ragnar seni vurmazsam benim adım da Bayro diye. Sen göreceksin Ragnar, sen dur sen. Senin içinden geçeceğim ben, sen dur.
Bu sessizlik, bu susturluk durgunluk bir şeyde lanet değil. Allah abi Allah. Bir de çiftliği yanlış olmasın. Aa biri geliyor, biri geliyor. Biri geldi. Samanlar'da Ragnar. Efendim. Hop. Hop. Ragnar. Hayrola gece gece. Kim yaktı la traktörü? Sen mi yaktın lan? Ne diyorsun lan sen? Ne anlatıyorsun? Ne traktör yakması? Traktör abi ya. Traktörü kim yaktı? Güvenlik kameralarına baktım bak. Ne diyorsun lan sen? Biz kim traktör traktörü bilmiyoruz biz. Kurbanlık koyun baktık, samanlara baktık. Öyle akşam yemeğini biz de geçirdik. Ne anlatıyorsun sen? Abi traktörü kim yaktı? Yanına da yanaşamadım. Her tarafı yakmışsınız. Kim yaktı la traktörü? Biz bilmiyoruz. Hemen şey yapsın mı? Polis çağırdın mı? İtfaiye polis. Orada semaver yaptık, mangal yaptık. İtfaiye polis çağırdın mı? Baktın mı? Ha ne polisi gördüm, sen yakmışsın. Nerede gördüm ben yaktım? İftira atma bir de Bayro, bugüne bugün muhtarın senin karşısında. Gel şöyle gel buraya gel. Az siz gelmeyin abi, az siz gelmeyin. Ne oldu? Gel şöyle gel. Gelelim abi. Gel. Ha. Söyle. Yeter lan yaptıkların yeter lan. Ne oluyor? Ne diyorsun Bayro? Ne anlatıyorsun sen? Yeter bu, ne bu? Ne yeter abi? Ben olayı anlamadım. Yaparla geber, bacakların altını sıkıyor. Allah! Al! Ay! Allah! Barış! Diyor! Barış! Ne oluyor lan? Yeter. Beni, polis çağır! Bayro beni vurdu! Allah! Bacağım! Ah! Bacağım! Bayro! Polis çağır! Bayro gelmiyor! Polis gitme. Çağır! Polis! Jandarmaya ara! Bir ol! Jandarmaya ara! Lan ambulans çağırın lan oğlum! Ben yürüyemiyorum lan! Lamba çok kanıyor oğlum, çok kanıyor lan. Siz ne yaptınız abi, olay niye büyüttünüz? Ambulanslara Barış, ambulansı. Lan her yer. Arıyorum ambulans arıyorum. Allah bacağım, aaa. Diyorsun hareket ettirme, yaraya bastır. Tamam abi tamam. Diyorsun. Abi yapacağınız işe başlayayım sizin. Abi dur. Polis çağır, polis. Ya dur bir yat sen, öleceksin gideceksin polis ben ya. Ah bacağım. Çok acıyor, Allah. Aa! Barış'ım, la şu sandalye ayağımı uzat la. Oh, lan vurdu ya. Sen... Ağrıyor ya. Abi ben sana ne dedim? Ben o kadar şey yapma dedim yani. Üstüne ayda polis. Aa, polis geldi, dur polis geldi. Polis geldi, dur. Ben yokum. Tamam. Ben yokum. Selamünaleyküm. Aleykümselam komiserim. Aleyküm buyurun. Selam. Günaydın. Dün akşam bir olay yaşanmış, geçmiş olsun. Evet komiserim, teşekkür ederim. Kooperatifin sahibi Asarcuklu Bayro haneye tecavüz etti, geldi ve beni evimde, benim şurada garajımın içinde vurdu beni. Peki bir hasımlığınız vesaire var mıydı? Hasımlığımız şöyle komiser bey, fiyatları çok yüksek vurdu. İkimiz de muhtar adayıydık. Seçimi evet. Ben kazandım. Oradan bir kinleşmişti zaten. Fiyatları düşürmesini söyledim. Gittik hep beraber köylüce ihtiyar heyet olarak. Fiyatları düşürmesini söyledim. Düşürmezse eğer şikayet edeceğimi söyledim. Ondan sonra bunun traktörünü yakmışlar. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Barış ağamlarla birlikte biz akşam yemek yiyorduk. Ondan sonra benim traktörü sen yaktın dedi, vurdu beni. Halbuki alakam yok memur bey. Ha Barış tamam. Ağam şahit. Şimdi ya biz onun yanına da gitmedik. Ya Bayro evet. Kaçtı Bayro. Yok ortalarda. Kamera kaydı vesaire varsa oradan bakalım. Yoksa ya, yani seni yalan yere vurmuş olur. Ya bakın çünkü kimliğini belirleyebiliyorsanız belirleyin. Kaçtığına göre yalandan vurdu beni memur bey ama. Niye kaçtı? Hani ya bir sanki bir suçluluk psikolojisi vardı. Oraya gel. Biz oraya gittik. Başka bir şey, normal bir konu için. Normal konuşuyorduk. Sonra bizi kovdu. Geldik buraya. Sonra artık ne yaptı, kendi plan mı etti, ne yaptı anlamadık. Buraya geldi, tartıştılar. Şey oldu yani. Olan oldu. Evet. Olan tamam. Oldu yani. Memur bey durum bu. Adli biz engel olamadık. Gerekiyor mu? Hastayım çünkü. Gelemiyorum. Bacağıma basamıyorum. Şu buralarda kamera falan var mı vesaire? Burada benim burada güvenlik kamerası var. Evet. Evin köşesinde. Çanak antenin orada. Geldi kasten tamam. Vurdu. İki tane şahidim var zaten. Adamların... Şahit daha var. Tamam. Evet. Adamların gözünü de vurdu beni. Ha, sor dayı. Ben bir onun evini ziyaret edeyim. Bir bakayım etrafa. Tamam memur bey. Geçmiş tamam, olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yani ya bizi göremez. Bizi göremez Barış abi. Her yerimizde maske vardı. Şehirler vardı. Ama şimdi yol kenarında başkasının evinde bahçesinde kamera varsa, bizi gördüyse. Ya yüzümüzü çok... belli edemez. Yüzümüzü belli edemez. Ama mesela bak atıyorum şu karşıda varsa oğlum baksana biraz güç duruyor. Orada kamera varsa biz nana yapalım. Evet, şimdi odun zamanı geldi. Buraya kadar izleyen abilerim, kardeşlerim, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bayro beni vurdu, kaçtı arkadaşlar. Kaçtıktan sonra aradan bir hafta 10 gün geçti. Tam olarak süreyi tam hatırlamıyorum işte. Bir hafta falan oldu. Bu arada ne hala nerede olduğu bilinmiyor ve yakalanmadı. Haneye tecavüz olarak geldi, beni benim evimde vurdu arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Odun zamanı geldi. Mecbur çalışmak zorundayım. Allah'tan mermi kemiğe gelmemiş. Sadece ete gelmiş arkadaşlar.
Bizimkileri çağırayım da oduna gidelim. Muhtar olarak öncülük etmem lazım. Kışlık yakacak. Aa, Barış Ağam orada hazırlanmış bile. Ya, ben hazırım ya. Bekliyorum. Seni bekliyorum. Nerede? Nerede? Yok, oğlan nerede? O uyudu herhalde ya. Seslendim, duymadım. O ne la? Odun remorkuna bak Barış Ağam. Biz yanlış almış mı? Siz yanlış aldınız büyük ihtimalle. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bir yön yanlış aldım. Sen bize bir remork ayarlasana. İstersen. Biz şey değil. Ey gidi. Ya önemli değil, önemli kaçak değil. Kaçak bayrağı mı? Kaçak bayrağı. Arkadaşlar bu arada bayrağının bütün mal varlığına el koyuyorum. Bunu da bilin. Lan neredesin lan? O ne oğlum? O remorklar ne? Güzel değil mi abi? Güzel güzel. Hadi geç kaldık. Sen fakirsin, biz zengin işe takip et. Ben Bayron'un bütün mal varlığına el koyayım da o zaman gör sen fakiri. O öyle bir şey mi var? Gidelim hemen odunlarımızı da çekelim. Ya hala fakirsin, polisten haber gelmedi. Barış abi sağa çek. Çek sağa abi. Çekebiliriz sen. Biz de o remorktan alsak mıydık? Orijinal oldu ya. Ya bence de alın yani bu remorktan. Sevindi remorktan. Hangisi sen? Remorklarda sevindi remork. Orada odun yükleme yerinde ayarlarsınız. Gelin. Tamam o zaman. Ben bunu buraya bırakıyorum. Satarım. Nereye kayboldunuz 2 dakikada? Oğlum yola gel. Yola gel. Bırakmıştın yerine, doğru gel. Ben şimdi yoldan mı çıktım? Ne demek istiyorsun? Benim kooperatifim bu arada. Bu haberiniz olsun artık. El koydum kooperatife. Daha... bu işte bizim hiçbir karımız yok. Ne demek karınız yok? Niye? Aga fiyatları ya, var ya, taban yapacağım. Taban. Taban abi, değil bak. Taban. Efendim muhtarım diye. Başını al, şikayet ederim seni. Sen yakın diye adam ol. Sustan oldu. Sus oğlum sus. Köylü duyar şimdi, bir şey olur. Kamera kayıtlarından bizim olduğumuzu belirtmediler. Sen de varsın. Sen de yanarsın. Bana giren hepimize girer Björn. Kusura yanarsın, bakma. Yanarız kardeş. Kusura bakma. Sen yiyeceksin, biz bakacağız öyle mi? Neyi ben yiyeceğim, siz bakacaksınız? Abi gerçekten biz zararlı çıkıyoruz gibi geliyor. Yok, ama neyse. Yok benim ne zararı, her şey fiyatları diyorum size. Taban yapacağız, taban. Tavan demiyorum bakın, taban. Tarla tekstilen bozulmuş zaten benim. Niye böyle oldu lan? Boş ver şu an, tarlayla işimiz yok. Björn nerede? Sanki. Yoldayım geliyorum. Ha tamam. Barış abi şurada ayarla ormana girmeden. Sevindi remork. Remorklarda bana da ayarla abi bir tane. İlk odun Björn'ün. İkinci sıradaki odun Barış abi'nin. Sondaki odun da benim bak. Muhtar olarak en arkadaki odunu aldım ha. Daha ne yapayım abi? Sevindi remork. Bonus seçeneklerde var değil mi şimdi? Evet evet. Odun seçeneği var. Şöyle gel abi, gel. Baba nerede bu sevindi ya? Abi 2-3 tur atmamız gerekebilir bu arada. Tamam. Şuraya gel abi. Kolaycı. Niye benim o oyunun böyle kastı. Abi bu haritayı biz çok mu aradık acaba bu rol yaparken ya? Şimdi arkadaşlar. Nerede bozuk map var onu buluyorsunuz ha. Helal olsun. Ulan ne oluyor? Allah Allah. Şöyle ha, bu tarafa doğru bakınca bir şey yok arkadaş. O zaman ne yapacağız? Şey yapacağız. Traktörü oraya araya gel böyle. Gel. Gel geri. Abi şu görüntünün güzelliğine bir bak ya. Sanarsın gerçek hayat. Yemin ediyorum böyle bir. Buradan şöyle gidelim. Ya ben remorku alamıyorum. Ben malzeme alsam şimdi. Aldım abi, aldım. Ben niye alamıyorum? Bu kadar uğraştım. 2 saniye var. 2 saniye sürdü abi. Ne 2 saniye sürdü lan? O kadar mı? Adamın yanına geldim abi. Baktım hiçbir şey yapamıyorum, ben aldım. O kadar mı sıkıntı lan bir ön? Ney? Bendik sıkıntı yok. Barış abiye sor. Ben bilmem abi. Ben senin anlattığın muhabbeti diyorum. Odunlarınızı yükleyin hadi çabuk. Abi 2 tur atmamız gerekebilir buradaki odunları almaya. Ya koskoca motorlara da bunları takmak yakışmıyor. Abi bak ben ne dedim size? Muhtarınız olarak. Hangisi bizim ya? O senin Barış abi. Orada bak. Hemen sağına bak. Odunlar var. En baştaki bir örnün. Ben ne dedim size? Odunun iyisini vereceğim demedim mi abi? Kalın kalın. Ha? Abi ne diyorsun? Odun diyoruz diyor. Odun. Odunun iyisini vereceğim ben size demedim. Demedin mi? Ha? En iyisi. Bunu ver odunu. Ver odunu. Acı cevcev. Oğlum bir de köylü yarın toplayacak odununu. Biz bir gün önceden ayarlıyoruz. Biz şey mi olduk? İhtiyar heyeti mi olduk? İhtiyar heyetiz. Benim bundan sonra yoldaşım. Çünkü Bayrağı'nı ben bir bütün mal varlığına el koyayım da. Ulan adam geldi vurdu yalan beni, şaka bir yana. Hiç beklediniz ama mi? Ama yani bilmiyorum, adam psikolojisi bozuldu. Onun için üstüne gitmemek lazım ama fazla mı gittik, ne olduk anlamadım. Abi kaybetti. Şu an oynadığı oyunlarda işte açığa çıktı falan derken. Yani fiyatları çok yüksek tutuyor. Çok ucuzu alıyor. Ne yapsaydım abi? El atmasa mıydım muhtarınız olarak? Ben bu yüzden muhtar olmadım mı bu köye? Sizin dertlerinizi, acılarınızı paylaşmak için muhtar olmadım mı abi ben? Ya muhtar oldun gördük, bizim için kurşun yedin de. Ama sizin için kurşun yedik ya. Şimdi şöyle de bir şey var. Biz bizeyiz galiba, kimse yok. Yani burada Bayram haklı ya. Nereye haklı ya? Beni kovdu abi, işin şahsi meselesi. Adamı yaktık oğlum ya. Şunu 4x4'ü kapatalım. 8'e kaçmış abi, şey. Beni kovduğu için çok zoruma gitti. Ben ilk partiyi götürüyorum beyler. Hadi Allah'a emanet. O zoruma gitti de hadi sana oldu. Bizi niye peşinde götürdün? Oha, bir ön de yüklemiş lan ilk partiyi. Helal lan bu. Ya Allah. Ne oldu lan?
Devirdin mi? Ya ey Allah'ım, görmüyorum tamam. Elim kaydı. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Lan nasıl nazar değdiriyor? Helal olsun sana. Ya. Bağlayabiliyor musun? Bağlamadan mı götürüyor? Nasıl Leyla, oluyor? Leyla bağla. Yok şey, sıkıntı çıkarmıyor değil mi? Evet, yok. Oynak oluyorlar. Virajı yavaş dön yeter. Abi bir şey diyeceğim. Ben az önce test ettim abi virajı. Bir şey diyeceğim. Ben şöyle bir fotoğraf alacağım abi. Bu geçtiğin tarla benim tarlama. Tamam. Tarlandan geçmedik oğlum. Yanından geçtik. Bir şey yok yani. La. Geçersen zaten beyler, sürmek zorunda olursun. Beyler ana yola yavaş dönün ha. Ben size söyleyeyim. Ben yan yattım ya. Tak çaktırım oğlum. Niye dinlendiriyorsun? Gören yok. Sen niye böyle şeyleri dinlendiriyorsun abi? Odunlara dışarıda kalsın da biraz yağmur yesin, yaş yesin arkadaşlar. Şey yaptın odunlar. Ne diyorlar ona? Yaşlığı gitsin yani. İyi yanacak pozisyon. Çürü sürüme pozisyonuna doğru gelsin. Şuraya dökelim. Arol. Çöz abi. CTRL I yaptık. Lan ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kaldır. Lan. Ya remorkun kapağı. Ne oldun sana? Abi korkuyorum ha ben. Adamın her gün şeyini oradan geçiyorum. Kooperatif. Ya böyle etrafı kalacağım etmeye gelir de beni vurursa diye korkuyorum. Yok bir şey olmaz. Şimdi bir şeyler ayarlayacağız. Bak ben onunla bir konuşma açar. Bak gelirse tamam mı? Beni arayın siz. Onunla bir konuşayım. Şikayetimi geri alabilirim. Şu biraz şey. Şikayeti geri mi alacağım? Şikayetçi olmayabilirim yani Bayro'dan. Ama bir anlaşma sağlarsak o da. Bir anlaşma sağlanırsa abi en ufak kedi vuruyor seni yani anlaşma ben bilemiyorum. Bilmiyorum. Eğer gizli saklı size gelirse bak korkmayın. Beni arayın tamam mı? Geç barışın. Sonra bizi vursun. Nasıl oldu ikimiz de ayrıldık? Ulan var ya ben Barış'a yol verdim. Barış bana yol verdi. Yolda traktör yok. İkimiz de tarladan gidiyoruz. Lan ne adamsınız. Güzel bu arada. Ben geldim ikinci partiyi almaya. Tabii en yakın ev senin. Tabii abi. Ama bu remoklar niye devriliyor? Çok odunlar çok iyi. Oğlum bunu nasıl geçireceğiz ya? Ben sana dedim ki abi virajı yavaş dön. Ama sen illa hızlı sürüyorsun. Abi traktör bilmek. Lan bu niye şey yapmıyor? Abi benim 54 öküz gibi böğürüyor. Benim diyorum çünkü arkadaşlar Barış benim. Bu oyunda 54 benim. Evet bu arada beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Abi bu niye böyle oldu? Bazı challenge'lar yapıyoruz arada. Yani aradı. Bundan sonra hep yapacağız sizin istediğiniz challenge'lar. İstediğiniz araçlar. Bunlar yorumlarda belirtin. Onun da kanalımızı ziyaret ederek izleyebilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel oldu bu şu an. Çok beğenildi. Çok fazla slash challenge istiyorsunuz arkadaşlar. Yapacağız. Merak etmeyin yapacağız. Bilgisayarlar ölene kadar slash yapacağız arkadaşlar. Hatta başka şeylerde çok bambaşka yani çok güzel şeyler olacak. Sıkmayacağız. Hiçbir seride sizleri sıkmadan eğlenerek devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar roleplay'de şu ana kadar izleyen arkadaşlarım. Evet yanlış görmedi. PUBG Mobile'deki buz diyarı M416'yı Farming Simülatör'e getirdik ve ateşte ediyor arkadaşlar haberim olsun. Tabi mermiyor ama o kadar oluyor. Çünkü oyunun yapısında öyle bir şey yok. Samet ve pilot kardeşimize mod ekibimize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. M416'yı oyuna getirdikleri için. Ne düşünüyorsunuz M4 hakkında ağlar? Ben daha yüzünü göremedim. Sen göremedin. Sen görme zaten oğlum tamam mı? Senin her şeyi görmene gerek yok. Gerek yok kardeşim. Ne demek kardeş? Her şeyi görmene gerek yok kardeş. Allah. Artık tehdit edebiliyorum. Ya biliyorsun her defasında üzerime oynayacaksan Bayrağın beni bacağından vurmuş olabilir. Ama ben sen de beni mi vuracaksın? Alnının ortasından vurursam. Bak biliyorsun ormandayız. Ölürsem Ragnaros çocuğu. Ormandayız. Hayır. Traktörüm devriyor. Vurma falan diyor ya. Adam. Mermi yiyen adam. Vurma falan basit. Hani odun düşebilir kafana oğlum. Her an her şey olabilir yani ben. Ve kışlık yakacak odunumuzu da arkadaşlar Allah'ın izniyle evimize taşıyoruz şu an. İlk kışımız mı? Bu bizim ağlar roleplay'de. İlk kışımız değil mi bu bizim? Ya ilk kışımız ilk sezonumuz ilk kışımız. Tamam. Bakalım arkadaşlar kar yağacak. Bu arada remote devirmeyen bir tek ben varım ha. Haberiniz olsun. Yardımcı olabilirim istersen. Yo. Ağır ol. Arkadaşlar dediğimiz gibi harita roleplay neden gelmiyor diyenlere şöyle söyleyeyim. Gelemiyor. Harita bizim burnumuzdan getirdi arkadaşlar. Her şeyi satmayınca da maalesef kayıt alamadık. Haritamızı mecbur değiştireceğiz ama kaldığımız yerden ekipmanlar, traktörler, tarlalar ay saate varana kadar kaldığımız yerden aynı düzenlerle devam edecek arkadaşlar. Sadece harita farklı olacak mecbur. Harita burnumuzdan getirdi arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Gerçekten burnumuzdan getirdi. Ağlar bir şey diyeyim mi? Anladın mı? Şu anda konsantre oldum. Hop ve hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar.
kışlık yakacak odunumuz. Evet beyler, ne yaptınız? Evet. Dur ben çekiyorum. Geleyim. Geleyim derken ben bir bizimkilere doğru bakayım arkadaşlar. Dur Allah. Bakma. Açık lan. Arkadaşlar kamera arkası kapatalım. Geliyorum. Koşarak koşa geliyorum. Videomuzu lütfen ama lütfen beğenip yorumlamayı unutmayın arkadaşlar. Bir senaryo yapmak istedik. Hatalarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir. Varsa lütfen affedin. Zamanla kendimizi daha çok geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Değil mi ağalar? Kesinlikle öyle. Ya işte bazen sorunlar, kusurlar olabiliyor. Harfiyi bilemiyorsun. İlk başta güzel gidiyor ama sonradan yoğunlaştıkça, iş yaptıkça hatalar vermeye başlıyor. Bu da onlardan birisi. Bin. Gel seni götüreceğim. Ona binmiyor ki yanına. Ona binmiyor. Evet ağalar, elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Sağ ol, senin de. Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Bayroğa'dan şikayetçi olabilecek miyiz? Bayroğa'mı bulabilecek miyiz arkadaşlar? Adamın gözü döndü, çekti beni, herkesin içerisinde vurdu arkadaşlar. Olsundu. Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağma. O yağmurdan kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.